2-1 biten bir derbi, Galatasaray'ın üstünlüğüyle galibiyetiyle sonuçlanan bir derbi değerli izleyiciler. Barcelona maçını beklemeye başlayan bir Galatasaray var. Öncesi çok konuşuldu. Erteleme isteği Galatasaray'ın karşılıklı açıklamalar, yanıtlar maça ne kadar etki etti? Tabii ki onu da konuşabiliriz. Barış Rudisever nasıl bir derbi geride kaldı sana göre? Nasıl yorumlarsın? Etki etti mi aynı zamanda maç önündeki karşılıklı sert açıklamalar, erteleme talebi, isteği, Beşiktaş'ın olumsuz yaklaşması, bu konular sence maça bir etki yaptı mı? Onu da sorayım aynı zamanda. Bence yaptı. Galatasaray biraz daha hırslıydı. Yani taraftarı çok coşkuluydu. Çok Motivasyon istekliydi. anlamında bir etki yaptığını düşünüyorsun. Evet. Yani olumlu yönde bir motive oldu. Üçümüz de maçtaydık, stat'taydık zaten. Canlı izledik. Galatasaray takımının oyununa bir kere Beşiktaş karşılık veremedi. Çok yanlış bir oyun konseptiyle sahaya çıktı Beşiktaş. Yanlış bir kadro tercihi Tabii hem var diyorsun. kadro hem de oyun şekli çok yanlış ve 38 dakikada da yani değişikliğe kadar hani içeride de bazı şeyleri değiştirebilirdi. Niye? Şimdi böyle bir maçta baskı yiyeceğini biliyor yani Galatasaray'ın iç sahada bir maça baskılı başlayacağını, bu maça baskılı başlayacağını basarak yani önde, orta sahada pres yaparak baskı yaparak başlayacağını biliyordu Önder Hoca. Ve o baskıyı da yaptı. Şimdi o baskıyı neyle kırarsınız? Pasla kırarsınız. Topu tutarak, topu alarak, top sende kalarak kırarsınız. Bunu yapamadı Beşiktaş. Hiç olmazsa içeride Gezal'la bir oyuncunun yer değiştirip, yani o anda kısa vadede bir çözüm oluşturabilirdi. Yani Gezal'ı içeri alıp kenara başka bir oyuncuyu koysa, atıyorum Alex'i mesela, kenara, sağ kenara koysa o anlık yani. Onu da yapmadı. Yani sağ kenara koysun demiyorum, yanlış anlama. Hani topu tutamıyorsun, top sende kalmıyor. İçeride Top yapacağı hamlelerle bu baskıyı kırabilir miydi küçük ya, Beşiktaş? Çözebilir miydi? bir şekilde kırmalısın. Yani çözüm arıyoruz şimdi. Ne yapması lazım? Hani bir şekilde ya Can'ı kenara alacak ya Alex'i kenara alacak ama Gezal'ı ortada alıp topu tutup oyunu belki biraz daha sakinleştirip topun biraz daha Beşiktaş'ta kalmasını sağlamalı. Çünkü ön alan presi kendisi de yapmıyor. Ya bir de yani yanlış anlamayın, çok saygı duyuyorum ama yani Atiba işinin artık da bittiğini, sona erdiğini, yani bu işin şimdi şimdi çok da hani cümleyi çok da acıtmak istemiyorum kimseyi de hani böyle öyle şimdi bazı koşular vardır. Bazı oyuncular koşar. Ya bu saatten sonra eğer birisi size diyorsa ki Atiba bugün çok koştu, bugün takımın çok koşanıydı, en iyisiydi, şunu ya Beşiktaş'a iyi bir şey düşünmüyor onu diyen. Tek bir Bak ölçü söyleyeyim. zaten bunun üzerinden değerlendirilemez. Ya Bir ikincisi, değerlendirilemez bir de tabii ama. koşu mesafelerini gerçekten yanlış anlaşılmasın. Bizim ülkemizdeki kadar başka ülkelerde de bu kadar sadece koşu mesafesini dikkate alarak bir maç üzerinden değerlendirme yapıyor mudur? Tek başına bu koşu mesafesi bir veri midir, ölçü müdür, yeterli Verimli midir? koşu diye bir Ha, şey onu var. söyleyeceğim, evet. Alex de Souza dedi Evet. ki Fenerbahçe'de, Türkiye'nin en çok koşan oyuncusu benim dedi. Dedik ya ne diyor bu? Fenerbahçe'nin de dedi en çok koşan, Türkiye'nin de dedi en çok koşan oyuncusu benim dedi. Bütün koşulların manası mı var diyor yani. Ben bütün koşullarım verimli ve alanımda koşuyorum kardeşim dedi. Şimdi yani Atiba'ya bak çok saygı duyuyorum ama artık yani hele bu durumda bile hala sen Atiba'yla oynuyorsan yani şimdi işte verimli Şu koşu, pozisyonda mesela çok şiddetli zorda kaldığını koşu. daha net gördük Tabii tribünden değil ya mi mesela baskı yani? yiyor, baskıdan çıkamıyor. Yani orada sen hani yani sen çıkardın bu takıma ne güzel ben koydum adını yani Yeniş Fomemet diye. Emirhan'ı başka şekil yaparsın. Serdar'la başlar, Necip'le orta saha oynarsın başka şekil. Yani bırak bu Atiba işini artık ya. Yani bırak yani. O kadar baskı var ve sen baskıyla başlayacağını düşünerek Atiba ile çıkıyorsun. İyice zayıf kaldın. Can da çok verimli. Ya fizik de iyi çocuk. Bir şey demiyorum ama yani Galatasaray ta Muhammed'le başlayan öndeki baskısını orta sahada birlikte hem topu hakim oldu, oyuna hakim oldu. Baskı presi de karşılık alamayınca, karşılık veremeyince Beşiktaş oyunun hakimi ilk yarı boyunca Galatasaray oldu. İlk yarıda 2-0 öne geçti. Joseph, Fırat Güney'e sormak istedim. Evet.
Ben şimdi Fırat'a tabii bırakıyorum. Ondan sonra da Josef'le ilgili bir eleştirim olacak. Ya bir oyuncu kadroya giriyorsa bu oyuncu sakat tam değil. Onu soracaktım ben de. Hele bu Josef kadroda var. Kadroya alınmış. Bildiğimiz kadarıyla maçtan önce oynama isteği de vardı bu derbide. Josef oynayabildiğine göre, ikinci yarı oynadığına göre maçın başlangıç 11'inde olamaz mıydı mesela? Ya şimdi maçla ilgili Josef, Atiba, bireysel performanslar detaylı konuşuruz ama tabii şunu bir açıklıkla söylemek lazım ki Beşiktaş her şeyi yanlış yaptı. Her şeyi. Yani derbiye ilişkin yapılabilecek ne kadar hata varsa yaptı. Maç öncesi yaşananlar. Erteleme mevzusunda gerginlik. Ben erteleme Beşiktaş kabul etsin demiyorum. Edebilir bu arada. Dün şeyi izledim, Metin Tekin'i izledim. Beşiktaş raconunda o erteleme kabul edilir dedi. Yani bizim zamanımızda olsa biz kabul etmiştik dedi. Beşiktaş veren kulüptür, Beşiktaş büyüktür vesaire diye. O bir bakış açısı. Onların dönemi artık yok. Başka bir dönem var. Başka bir sosyal medya üzerinden yaşanan bir dönem var. Onu, o yüzden ben hani direkt kabul etsin falan demiyorum. Ama bu işi çok daha farklı şekilde halletmeyi başarabilirdi Beşiktaş. Öncesini Beşiktaş yönetemedi, gerginliği. Şimdi gerginliği yönetemiyorsun. İlk 11'i doğru çıkartamıyorsun. Oyun stratejin yanlış. Oyuncu değişikliklerin yanlış. Takımın zaten formsuz. Bu kadar çok yanlış yaptıktan sonra da tabii ki yani buradan mağlubiyetle ayrılacaksın. Neydi o en baştaki yanlış, gerginlik dediğim? Biz maçta gördük başkanla. İki başkanı yan yana gördük. Evet. İçeride de bayağı konuşmuşlar gayet normal. Hiçbir şey olmamış gibi. Zaten hiçbir şey yok ki ortada. madem bu gerginlik, böyle bir gerginlik yok aranızda. Bu telefonla hallolmaz mıydı? Bu birbirinize telefon açarak medya üzerinden, yöneticiler üzerinden değil de bir telefonla Başkan Burak Yılmaz açardı Ahmet Nurçebi'ye. Derdi ki hani böyle böyle bir isteğimiz var. Başkan kabul eder ya da etmez. Kendi tercihi yönetimine sorar. Kendi tercihi camiaya sorar veya sormaz. Bunu telefon üzerinden halledebilirsin sen. Ben açıklamaları sosyal medya baskısından dolayı yaptıklarını düşünüyorum. İki kulübünde. Tamam ama bunu ben öyle yaptım. Bunu buraya taşımaya gerek yok. Beşiktaş'ın yöneticileri demeç veriyor. Oynayacağız, oynayacağız, oynayacağız. Galatasaray yöneticisi niye oynuyorsunuz? Avrupa'ya gidiyoruz. Sonra Burak Elmas başka bir şey. Ahmet Nurçebi başka bir şey. Burak Elmas bu sefer siz 6 tane işte yok puan alamadınız 6 maçta. Beşiktaş evet cevap verdi. O şekilde cevap verdi evet, Beşiktaş'ta. Evet. PSV'den 7 tane gol yediniz 2 maç falan filan. Yani buna gerek var mıydı bu kadarına? Ve bu gerginlik kime yaradı? %100 Galatasaray'a yaradı. %100. Nereden biliyorum? Şuradan biliyorum. Benim kimle konuşsam açık, benim Galatasaray'la arkadaşlarımdan kimle konuşsam şunu diyordu. Yani 3 gün arayla ben hem Beşiktaş hem Barcelona maçına hani gitmem zor. Biz Barcelona maçı, bizim ligde hiçbir hedefimiz yok ki. Hani artık ligden düşme de kalmadı, öyle bir korku da yok. Yukarıya hedef de yok. Barcelona bizim motivasyonumuz. Yani ligde hiçbir hedefi olmayan, hiçbir motivasyonu olmayan Galatasaray'ı birdenbire motive etti Beşiktaş. Normal şartlarda da hikayesi olmayan bir derbi, hikayesi evet olan bir derbi haline tribün geldi. Tribün doldu, futbolcular gaza gelmiş, tabii motive olmuşlar, tesiste konuşmalar var, tesiste duvara falan yumruklar falan böyle şeyler çok motive evet çıktılar zaten maça. Ve sen hiç motive değilsin onun karşılığında. Doğru. Ve arkasında 40 bin kişi var, 45 bin kişi var Galatasaray'ın. Bir kere o kısım yanlış yönetildi. Orada telefon üzerinden bu teklifi telefon üzerinden reddedebilirsin. Hiç konuşmayabilirsin, cevap vermeyebilirsin. Resmi teklif gelince bakarız dersin. Topu oynatırsın. Burada yanlış yönetildi. İki, çıkan 11 çok net yanlış. Zaten yanlış olmasa bir teknik direktör 37. dakikada iki tane oyuncusunu değiştirmez. Yanlış takım çıktı. Can Atiba yanlış orta saha. Necip'in stoperde ısrarla hemen hemen 2-3 maçta bir hata yapmasına rağmen Necip ısrarı stoperde yanlış. Büyük bir ihtimalle milli takımda uzun yıllar oynayacak Rıdvan'ın ısrarla oynatılmaması yanlış. Kenan Karaman'ı artık zaten söylemiyorum. Söylenecek bir durumda değil. Bir sürü yanlışla çıkıyorsun ki Josef'i sordun. Oradan Josef'e geleyim. Josef dediğiniz oyuncu kavgacı Josef. Derbi sadece olması büyük oyuncu değil, sadece iyi oyuncu, büyük oyuncu değil. Josef kavgacı oyuncu. Dün Beşiktaş'ın sen stat'taydın. Bak Galatasaraylı oyuncular, ben hayatımda ilk kez Beşiktaşlı oyuncuları bu kadar pısırık gördüm. Evet. Omuz atıyorlar, cevap yok. Evet. Nelson gidiyor itiraz ediyor, oyuncu itiyor, doğru, cevap yok. Doğru. Oğunu itiyor. Böyle hiç ya Beşiktaşlı öyle duruyor Beşiktaşlı oyuncular. Galatasaray sindirdi biraz. Sindirdi. Evet. Josef girince ne oldu? Önce bir sarıyı gördü, sert bir hareket yaptı.
Josef ben buradayım diyor. Çıktığı anda. Özür dilerim. Doğru. Kenan çok mu iyi çocuk? Yani çok mu böyle hani böyle iyiliğiyle bazıları çok iyi olur da. Ben şöyle söyleyeyim, açıklayayım şey, onu. İyi mi? Yok, bir şey söyleyeyim. Nasıl yani? Tabii. Şu cümlemi tamamlayayım. Hani çok mu şimdi bazen hani bir yerde bir ortamda çok iyi insanlar vardı. Yani çok iyi melek gibidir. Hani o işin önüne geçer. Yani çok mu iyi bir çocuk? Ben tanımıyorum yani. Çok mu efendi, çok mu böyle, çok mu böyle anlatayım, Önder yani hocam, duygulara dokunuyor bu o konudaki çocuk düşüncesi yani. Şuymuş. Hani ben Önder Karaveli tamam, evet, Serdar Topraktepe var orada yani hani ne bileyim ben Serdar Topraktepe'yi Beşiktaş'ta oynadı diyebiliyorum. Kocaeli Spor'da oynadı diyebiliyorum. Benim hani, duyduğum yani Önder Hocanın ben bu konuyu çözü Kenan aklım almıyor yani. İle ilgili olarak düşüncesi çok iyi bir sporcu, çalışkan, antrenmanlarda çok gayretli. Benim duyduğum düşüncesi bu. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben tam anlamadım. Yani neyinden etkileniyor? Futbolundan olamaz. Yani oyunundan olamaz. İyilik ama de neyinden? Şey, çocuk bir esirgeme var, Mehmetçik farklı da var. Bir şeyinden Darlacıza etkileniyor var, bu çocuğu. Yani orada, öyle orada diyecek, bağış yapacak. Ya İyilik bu çocuk... iyi bir sporcu, çalışkan, antrenmanlara çok gayretli. Ya öyle bir şey olamaz. O zaman ben 1000 tane iyi oyuncu şimdi, bulurum yani. O bir kriter değil ya büyük takımda oynamak için. Hiçbir takımda oynamak için kriter değil. Büyük ben değil. Merak ettiğim için soruyorum. Şimdi bu çocuğu... Yok, başka takımlar için kriter olabilir de Beşiktaş için bence... Bu çocuğu... Bu seviyeler için kriter değil bence yani. Batshuayi'nin yerine santraforda oynatsa... Hani derim ki... Ya Batshuayi de atamıyor, bu da atamıyor diyor herhalde. Olsun bir onu deniyorum. Ya ama bu çocuktan hani... Ya kenar oyuncusu özel oyuncudur. Kesin. Kenar oyuncusu deyince aklımıza... Ne bileyim böyle çok çok başka isimler gelir değil mi? Yani geçmişten Ryan Giggs'ler, İskender Günen'ler, Rıdvan Dilmen'ler, şimdiden Enve Kamel'ler. Ya deyin işte de söyleyin. Yani, Musa Sow. İşte Musa Sow. Mesela Fenerbahçe'den. Ya bir kenar, bir kenar oyuncu, bir özel böyle bir kenar oyuncusu. Ümit vardı 6 aylı sonra Fenerbahçe'ye geldi falan. Böyle bir Dobby Hasan. Ricardo Quaresma vardı. Quaresma değil mi? Ya bir kenar oyuncusu böyle bir anda da gelmedi bir sürü... Kaliteli kenar oyuncuları vardı. Şimdi böyle yani olur mu? Kaleye giden oyuncudan bahsediyoruz. Böyle olur yani mu aslında. Kemal Yıldırım? Ya böyle olur mu ya? Böyle kenar oyuncusu olur mu ya? Yani neyini çok merak ediyorum. Ne etkiliyor yani? Hadi hoca şaşırıyor. Ya Serdar Topraktepe Allah aşkına ya. Ya Allah aşkına ya. Ya sen büyük takım oynadın. Türkiye Kupası kaldırdın. Ya sen yani... Daha bir şey söyleyemiyorum. Burama geldi ya. Olmaz ya. Ya çocuğa da günah yani toplumun önüne böyle çıkarıyorsun. Böyle amil takım oyuncusu diyelim alıyorsun onu dışarı almak zorunda kalıyorsun. Bunu sen görmüyor musun antrenmanlarda, geçmiş maçlarda? Antrenmanlar iyiymişti zaten. Ya, hayır ya. Olmuyor da burada. Kime karşı iyi ya? İşte antrenmandaki kriter bence doğru bir kriter değil diye düşünüyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor bu seviyelerde kanat oyuncusu böyle değil de daha kaleye gidebilen olması sadece lazım. Sadece Kenan üzerinde artık çok da konuşmaya gerek yok. Çünkü Kenan'ın durumu artık çok ayyuka çıkmış ve konuşulan bir şey. Kenan zaten neden oynadığı tartışılan bir durum. Şimdi burada Josef'in oynamama hikayesi. Bak Josef'le ilgili çok herkesin bildiği bir şey var. Josef uzun yıllardır Avrupa'da oynayan bir oyuncu değil. Yani kariyerinin 5'te 4'ünü Avrupa'da... Josef uzun yıllar Brezilya'da top oynamış bir oyuncu. Ve Brezilya'nın... Sert liglerinde alt liglerine top oynamış ve Josef kavgacı bir oyuncu, Josef mücadeleci bir oyuncu. Josef girdikten sonra zaten toparladı oyun. Şimdi sen orta sahaya Atiba Can yaparak orayı zaten zayıf yapıyorsun. Torrent'i kurucu, oyun kurucu teknik adam Torrent'i burada şöyle tebrik ediyorum. Mustafa Muhammed'i çekti geriye. Orada Atiba'yı dövdü. Fiziken dövdü yani. İnanılmaz evet. Atiba nefes alamadı. Atiba kırmızı falan görebilirdi biliyorsun pozisyonlar var. Evet. Şimdi... Orada onu kapattı. Zaten Galatasaray'ın bu seneki bir en önemli numarası nedir? Berkan Taylan çok koşuyor. Hı hı. Galatasaray çok koşuyor. Galatasaray oyun kuramıyor ama acayip mücadele ediyor. Avrupa'da görüyor. Galatasaray'a karşı bu oyunu oynamak da büyük risk. Bu oyun ne demek söyleyeyim mi? Ben büyük hani ben kendi oyunumu oynarım. Sana göre bir taktikle çıkmam. Senin planına göre değil. Ben kendi planımı ortaya koyarım. Aynı maçı izledik bu sene. Bir tane daha böyle maç oldu. Galatasaray Trabzonspor. Evet. İlk yarı kaç bitti? 2-0. Evet, 2-0. Aynısı. Çünkü Trabzon'da o şekilde şey yaptı. Doğru. Galatasaray'a karşı böyle oynarsan
Yani sen de koş, ben de koşayım. Sen de mücadele et, ben de mücadele edeyim dersen adamların enerjik bir kere dinamik orta sahası var. Genç orta sahası var. Koşan orta sahası var. Kreatif değiller. Oyun kuramıyorlar ama korakor mücadele ediyorlar. Sen bir kere Galatasaray set yapamıyor değil mi? Set oyunu oynayamıyor. Sen Galatasaray'a set yaptırsana. Sen niye Galatasaray'a set yaptırmıyorsun? Biraz bekle. Set yapsınlar. Al topu git. Sen bir kere hoca derse çalışmamış. Çıkardığı 11 yanlış. Bir de bireysel performanslar kötü. Şimdi herkes diyor Rıdvan girdi. Hani şimdi Rıdvan şey mi Talişka mı? Rıdvan girince nasıl o kadar değişti hikaye? Çünkü şeyin yerine girdi. Ben artık ona hayalet diyorum. Alex. Çünkü ya Alex bir sevimli Kasper mıydı? Kasper. Futbol oyuncusu o ya. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Her hafta bak sana söylüyordum ben. Sen diyorsun ya hani yavaş yavaş düzeliyor. Bir şey var diyorsun değil mi? Bir şey. O hakikaten göz boyuyor Veli. Ya bu bir şey yok. Ya, düzelmiyor yani. Yok, yok, ya, bütün sezon biter mi ya? Bütün sezon bitti ya. Alex diri. Alex yavaş yavaş koşuyor. Alex top sürmeye başladı. Doğru. Bu arada eleştirmiyorum. Hepimiz öyle görüyoruz. Doğru, yani evet, evet. Adam iyi oynuyormuş gibi yapıyor. Kafayı çeviriyorsun. Asist yok. Gol yok. Ara pası yok. Kilit pas yok. Hiçbir şey yok. 78 dakika sahadaydı. Tek bir şut yok ortada. Beşiktaş'ın futsal takımı yani. Var mı Fırat? Futsal. Orada da oynayamaz o. Futsal. Futsal, futsal. Orada da oynayamaz. Dolayısıyla maç önü stratejisi yanlış. Çıkan 11 yanlış. Yapılan değişiklikler yanlış bence. Güven değişikliği yanlıştı bence. Kenan %100 doğruydu ama güveni değişik yanlış mı diyor? Güveni sol alabilirdi yanlış. Ya. Güven ne yaptı ya? Güven hayır, pozisyon gelmedi ki. Güven ne yaptı? Güven kalacaktı. Alex'le Kenan'ı alacaktı. Tabii. Şimdi bir kere Fırat'ın dediği bak çok orası işin şeyi. Dedi ya hani maça hazırlanmamış. Josef'le çıkacaksın sen ya. Tabii. Bir kere Josef hazırsa sen yani o kadrodaysa Josef'le oynayacaksın. Tabii. Bir. İkincisi yani az önce de söyledim. Rakip sana baskı yapacak. Senin Galatasaray'a karşı yapacağın tek şey topu tutmak. Topa sahip olacaksın ve oyunu 60-65'lere getireceksin. Topa sahip olarak. Ya tamamen sende değil tabii %70 değil ama topa sahip yani Galatasaray deplasmanında ne kadar topa sahip olunabiliyorsa maksimum derecede sahip olacaksın. Ve oyunu 60-65'lere getireceksin. 60-65'ten sonra zaten Galatasaray yani o maçı taşıyamaz. Neden taşıyamaz? Hem bir normal fiziksel eksikliği var. Bunu geçmiş maçlardan beri görüyorum. 60-65'lerden sonra Trabzon ya. Maçında da gördük. 1-0 getirdi, verdi. 60-65'lere geleceksin. Hem kendi takımın fiziksel yetersizliği var. Hem de Barcelona gibi bir deplasmandan dönmüş. Artı Barcelona maçı var bir daha. Bir daha Barcelona maçı var. Yol yorgunu gelmiş, İzmir'e inmiş, oradan bir daha gelmiş. Yani 60-65'ten sonra Galatasaray'ın o zihinsel yorgunluğu var zaten. O da ortaya çıkacaktı ki o savunma konsantrasyonu kalmayacak. Kesin. Ama sen oyunu birinci dakikada verdin. Yani Atiba Can ne ya? Yani sen Josef var orada. Sen aksine sen orada ne yap? Güveni orada tut. Sola at ya. Hayır sola Larin'i at. Çift var etti. Güven yaparsın mesela ya. Çifti ya. Mesela Güven'i... Ya sola at ya sağa öne at. Cezalı içeri al. Baktın ki top tutamıyorsun. Topu tutacak bir tane çok özel bir oyuncum var. Bu ligin üstünde. Çok özel. Yani orada önümde oynadı. Geza. Topu tutuşu, tabii. Topa dokunuşu, topu kontrol edişi. Allah vergisi bir yeteneği var. Bir de ligin en dinamik orta sahası var karşında. Yani evet. Madem o kadar, madem ortada bir şimdi Atiba Can yumuşak. Ya, Atiba, bak Atiba çok mücadeleci bir oyuncu. Çok mücadeleci. Sert değil. Yetemiyor. Bir kere zaten yaşına itibaren artık yaşından yetemiyor. Dolayı yetemiyor evet. Sert değil. Can bence iyi mücadele ediyor. Ben sert değil. Oraya bir sert oyuncu koy bir doğru. Kere. Josef çok mu oynayamayacak durumda? Bence oynayacak durumdaymış oynadı. Da. Oynadı. Hayır oynamadı. Necip koy oraya. O sertliği Necip'le sağla. Necip stoper değil. Çocuğu devamlı stoper oynayıp hata yapıyor. Penaltı yaptırıyor. Onu yapıyor. Önden bunu Hoca yapıyor. Benim için artık stoper dedi. Bundan 2 ay önce. Önden Hoca... En önemli mevki stoper. Orayı sabitlememiz lazım dedi. Bu 10. değişikliği stoperde. Montero, Vida Montero, Wellington Montero, Wellington Necip. Necip. Garip, devam değişiyoruz. Ben Serdar oynuyor arada şey falan. Önder Hoca ben bazı kararlarda da sadece Önder Hoca'nın o kararları verdiğini düşünmüyorum. Onu çok sorduk ya. Artık ya, onunla ilgili ben... Yok o belli oldu çok yani. Çok sorduk yani. O kabul etmiyor da yani. Yani ya o hiç kimse kabul etmiyor. Etmesin. Ben anlarım o işlerini. Neyse sonuç itibariyle birçok yanlış vardı.
Tabii bu hep Beşiktaş'ın yanlışlarını konuştuk. Galatasaray'ın çok çok doğruları vardı. Evet. Bence Mustafa Muhammed hamlesi, daha doğrusu Galatasaray kulübünün aldığı Cagney'i kadro dışı bırakıp çok beğenmeme rağmen, çok tutmama rağmen Halil Dervişoğlu'na bence mesaj verdi. Ben seni düşünmüyorum mesajı veriyor artık ona. Tabii. Ona o mesajı vermek Mustafa Muhammed'i yukarı çekti. Mustafa Muhammed dedi ki ben bu takımın forvetiyim bundan sonra belli ki. Gomis de 60'ta giriyor. Hatta Gomis olmasına rağmen. Tabii Gomis de 60'ta giriyor. Kaç maçtır aynı şey yaşanıyor. Haftaydı ama. Şimdi bu çok önemli. 39 derece bir forvete ateşi var. Bir tane forvete sen işte Galatasaray gibi büyük bir takımda sen birinci forvetsin ben sana güveniyorum demek çok önemli. Ve o motivasyonu ben sana şunu söyleyeyim. Geldiğinde bile böyle, bir 6-7 tane gol attı ya geldiğinde. Evet, nasıl boğucu falan dedik hepimiz. Evet. Acayip gol. Ondan daha iyi şu anda. Kesinlikle fiziği. Yani. Kariyer maçını oynadı öyle söyleyeyim ben Galatasaray'daki. Abi Umut'a yani omuz atıyor. Umut yerde. Necip'e omuz atıyor. Necip yerde. Atiba'ya omuz atıyor. Bu kadar güçlü. Çok güçlü. Ve bu oyuncu tam bir striker. Yani finishing. Gelsin atayımdan asist yapan adama döndü. Evet. O mücadelesiyle. Bence çok büyük bir yükselişte. Torrent'in oyunu da çok doğruydu. Oyundan çıkana kadar 13-14 tane hava topu mücadelesine girmiş. Çok en çok fazla hava topu mücadelesi kazanan futbolcu oldu. Apartman gibi ya Beşiktaş savunmasının önünde. Ben de şok oldum ya. Buldu. İnanılmaz oynadı. Geldi 18'in dışına geldi. Şey de tabii burada tabii ayrı bütün herkes bir yana. Kerem bir yana tabii yani. Abi. Kerem bir... Ben ona rağmen bence Mustafa Muhammed maçın en iyisiydi bence. Kerem bir süperstar olma yolunda ilerliyor büyük bir hızla. Şimdi orada Rozier gibi ligin en iyi sağ bekini çok yordu ve zorladı. Evet. Hep oradan geldi. Rozier ama yanlış savundu onu. Rozier yanlış savundu. Bir de Rozier'e normal şartlarda desteğe gitmesi gereken. Josef yok. Evet. Atiba o gücü yok. Can öyle bir oyuncu değil. Sen Josef'i devamlı adamla birebir bıraktın. Evet. Yani, Rozier'i. Necip de sağ stoperde. Ya o yani tabii orada tabii. Çünkü ya, içeri giren bir oyuncu. Ki. Şimdi içeri giren bir oyuncu öyle savunulmaz yani. İçeri giren bir oyuncu yani mesela bizim Trabzon-Fenerbahçe maçında o sahayı ne yaptı? Yani Vakame'yi ben Türkiye'de yani bir kişi iki maçta da böyle tutan hani hiç görmedim yani. Ne yaptı? İçeri giren oyuncuya şimdi uzak oynuyor. Ona uzak oynanır mı yani? Onu söyleyeceğim işte. Açılı olarak oynaman lazım. Mesafeli. Yani, Fanaolt işte, ne yaptı? Adam sağ stoperde oraya yaklaşması lazım. Fanaolt ne yaptı? Çok iyi çalışmışlar Barcelona maçında. Adama Traore savunmasında. Kerem diğer açıyı kapattı. Çalım atarsa diye. Evet. O desteğe geldi. Fanaolt yakın atlamadı sürekli olarak adam atlasa geçilecek direkt olarak. Yani. O da içeri kaçacak yani. Gezal buna rağmen o topu yani şimdi bir de Gezal'ı oynatıyorsan hani sağ öne oynatıyorsan pardon ya o takımda Ersin'den sonra Larin'i yazacaksın ya. Onu söyleyeceğim. Yani Gezal, sezon başı Ersin, Larin yani ondan sonra kimi yazarsan yaz. Sezon başı Beşiktaş'ın bunu alıyor sol ayağından tersi atıyor da arkaya kaldırıyor. Sen öyle 19 gol attı da Larin geçen sene. Doğru. Kim attırdı? Bu attırdı. Sezon başında Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu kurarken öne çıkarttığı isimler kimdi? Pjanic, Josef, Batshuayi, Gezal. Larin, Gezal. Şimdi bu yıldız isimlere baktığında 4 tanesi zaten dünkü maçın 11'inde yok. Kimisi şartlar ileriye etti, kimisi formsuzluk, kimisi sakatlık, kimisi sözleşmesi bitiyor vesaire diye bir şeyler oldu. Bu oyuncuların 4'ü birden olmayacak kadroda sadece Gezal olduğunda üst düzey oyuncu bana göre, bence öyle düşünüyorum ben. O zaman takımın kalitesinde çok ciddi bir düşüş oluyor. Evet. Dün sahaya çıkan Beşiktaş'ın 11'i kaliteli bir 11 değildi ve böyle maçlar kaliteli oyuncularla oynanır bana göre. Üst düzey oyuncularla oynanır. Her şeye rağmen ne olursa olsun bence başlangıç 11'inde Josef, Batshuayi, Larin olmalıydı. Batshuayi gol atamıyor, oynamasın kısmına ben bu maç için katılmıyorum. Çünkü bir de burada savunmadan rahatça çıkmasını engellemesi gereken, yıpratması gereken bir oyuncu da lazım. Batshuayi o işi iyi yapıyor. Bir de şunu anlamakta ben de zorluk çekiyorum. Bu Güven, Yalçın'la Batshuayi hep iyi oynadı ikisi sahada olduğunda. Neden denenmiyor ısrarla? Neden Alex ısrarla haftalardır? Evet, yani Alex'i oynatma. Evet. Güven Batshuayi yap. Kesin. Bu nasıl yapılmıyor? Ben bunu da anlamıyorum. Güven o dakikada çıkartmak. Güven aynı zamanda ben Güven'in yani Güven bu hafta mesela sözleşme imzalayacaksa bu hafta imzalamaz. Soyma odasına gitti. Evet.
Burada da ama çok haksızlık yapılıyor ona. Zayıf halk olduğu için mi o çıkarıldı? Evet, genç olduğu için zayıf halk. Hani Alex Yıldız oyuncu falan, o yüzden çıkaramam düşüncesi mi oluştu sence? Onu, o da var ve bu da tabii biraz da şeyle ilgili bu. Hoca dönüştü biraz. İlk geldiği söylemlerle şu an yaptıkları aşırı çelişiyor. Evet. Bunu da ama Beşiktaş yaptı. Beşiktaş yaptı derken? Beşiktaş yönetimi yaptı. Beşiktaş açıklamalar. Hoca işte senede devam edebiliriz. Seneye de olabilir. Sezon sonu da olabilir. Hoca devam edecektir. Şudur budur derken Beşiktaş iyi bir eğitimci. Anladım. İyi bir eğitimci hocayı bir anda yarışmacı hoca haline soktu. Şimdi Önder Hoca'nın 2 ay önce bu kadar fazla tüm Türkiye'de sevilmesinin sebebi neydi? Genç oyunculara destek vermesi. Şey falan değil yani. Öyle gazladılar, çok, çok kibar, çok efendi falan. O değil yani. Genç oyunculara ne söyleyeyim mi? Destek vermesi. Emirhan'ın kupa finalinde sahaya sürmesi ve Emirhan'ın oyunu. Son 2 haftada devam ettirmesi onu. O yüzden sevildi. Ve zaten hoca şu performansı 14 maçta işte 2 mağlubiyet, 6 beraberlik, 7 galibiyet vesaire. Şu an çok yoğun eleştiri var Önder Hoca'ya. İşte bir sürü hashtagler açıldı, gönderme Önder falan gitsin bitsin diye. Şu performansı Emirhan sahadayken, Rıdvan sahadayken, Serdar sahadayken, Demir Ege sahadayken yapsaydı şu anda kraldı. Helal olsun hoca diyordu. Herkes. Herkes yani. Ama hoca bir anda yarışmacı hale geldi ve medyadan da çok etkilendi. %100. Sosyal medyadan etkilendi. Medyada yapılan eleştirilerden etkilendi. Burada da hocaya çok haksızlık da etmek istemiyorum. Çünkü çok sert herkes. Tabii çok şey bir adam değil. Hani gücü, kulisi, kendine ait böyle bir kendi gazeteci dostları. Herkes çok sert daldı hocaya. O da etkilendi bundan, açık konuşayım. Bir anda gençleri oynatan Önder Karaveli gitti. Garantici. Ya Alex'i oynatayım ben ya, bir şey olmaz. Yani. Alex'e kimse bir şey diyemez. Şimdi şunu düşünüyor. Alex'i oynatmadım. Wellington'u oynatmadım. Serdar'ı oynattım. İşte orta sahada onu oynatmadım. Gençleri oynattım. Yenilirsem beni mahvederler ama bunlarla yenilirsem bir şey olmaz. Ama hocam senin zaten sevilme sebebin, senin desteklenme sebebin gençleri oynatacaksın. Herkesi bu heyecanı sen bu yüzden heyecanlandı. Emirhan geliyor. Antalya kampında röportaj yaptık. Demir Ege geliyor dedi. Evet. Beşiktaş'ın bir Emirhan'ı daha var. Emirhan Delibaş. O da çok iyi oyuncu. O anlatıldı uzun uzun. Daha birkaç tane daha saydı. Bu Serdar'a şimdi bugün konuşuluyor. Ren'den 2,5 milyon euro teklif gelmiş. Beşiktaş kabul etmemiş. 2,5 milyon euroyu kabul etmemek ne demek biliyor musun? Bu oyuncu... Oynayacak demek. Hayır, bu oyuncu 6-7 milyonluk oyuncu demek. Tabii. O öyleyse de... Sen bu oyuncu 6-7 milyonluk seni niye oynamıyor? Ha, niye oynamıyor işte onu diyorum. Sen bu kadar gençleri oynatmayıp oynat... O zaman Türkiye'deki herhangi bir hoca gelirdi zaten. Yani bu gençler oynamayacaksa... Işte tecrübeli bir hoca gelirdi. İşte İbrahim Üzülmez gelirdi. Atıyorum. Başka biri gelirdi. Ben olsam Samet Aybubu'ya getiririm her türlü de. O tarz, yani Rıza Çalınbaş, ya Beşiktaş'ı bilen tecrübeli hoca getiririm de. Başka birisi gelirdi ve belki daha fazla puan toplayabilirdi. Hocanın zaten en büyük özelliği gençleri oynatıyor. Emirhan cesaretiydi. Emirhan cesareti. Evet. Bir final maçında senin kupa ve alabileceğin... yaptığınız röportajda verdiği evet. Vaatler de önemliydi. Evet. Bir kupa alabileceğin o sezonun tek kupası belki de. Evet. Tek kupası. Final maçı. Emirhan'ı attın sahaya. Çocuk çok iyi oynadı. Herkes dedi ki tamam abi hocam. İşte Serpil Ahmet Üzün gibi yetiştirici hoca köprü olacak 6 ay 7 ay neyse gençler çıkacak Serdar çıkacak. Abi hiçbirisi yok ortada. Ya Alex ne Alex'i ne Kenan'ı ya? Ya topu yani Kenan topu dürtemiyor içeri. Kenan yürüyecek hali yok yani. Kenan sol kanattan giderken topu avut... gördüğüm kadarıyla hatırlamıyorum topa yani topa hakim olduğu anı hatırlamıyorum. Ya ben istatistiğe çok biliyorsun her maçtan sonra bakıyorum ya. Josef'in topla buluşması Alex'ten fazla. Biri Alex'i de çok hatırlamıyorum topla oynarken. Bak Josef'in topla buluşması Alex'ten fazla. Biri 80 dakika oynamış, biri 45 dakika. 80-45. Ve Josef daha fazla topla buluşmuş. Ya bu adam olmuyor ya. Bunu zorlamanın... Koy oraya Emirhan'ı ya. Ya. Koy oraya ne olabilir ki mesela? Ne olacak? Yine yenilirsin. Yine Başakşehir'i yenemezsin. Yine Kayseri'yi erenirsin. Ne olacak en fazla?